Hazır mıyız? Sayın basın mensupları, öncelikle dün Sakarya Hendek'te yaşanan ve haber ilk geldiğinde çok büyük bir facia endişesini doğuran, ardından 4 kişinin yaşamını yitirmesi, 3 kişinin kayıp olmasıyla kayıplara üzüldüğümüz ama nispeten çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü görüntüleri izlediğimizde fark ettiğimiz bir durumla, bir faciayla karşı karşıyayız. Bir iş cinayetiyle karşı karşıyayız. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii oradaki 3 kaybın bulunmasını ümit ediyoruz ama o konuda ümitlerin tükendiği bir noktadayız. Ve bütün ailelere başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hendek bizim adalet yürüyüşünde bir gecemizi geçirdiğimiz ve bütün adalet yürüyüşçilerin gönlünde bambaşka yeri olan bir yerdir. Sakarya'nın, Hendek'in acısını paylaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Tabii Hendek'te yaşananlardan sonra bir kez bu tip durumlarda böyle bir iş cinayetinin peşini bırakmamak gerekir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak cenazeler kalkana kadar bu konuda sadece taziye dilemek, yaralılara acil şifalar dilemek ve konuyu sükunetle ve dikkatle takip etmeyi tercih ederiz. Bizim örfümüz, anenemiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset anlayışı budur. Ancak bu duruma aykırı yaşanan iki durum tarafımızdan kayda geçilmeye muhtaçtır. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikanın sahibine açtığı telefondur. Burada taziye dilenecek olanlar Sakarya valisidir, devlet adabı içinde. Hendek kaymakamıdır, ailelerdir, varsa sendikadır. İş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir bu iş cinayetiyle ilgili. Ve kusru, kastı, kasta varan kusru veya durum neyse bunu savcılar değerlendirecektir. Ve mutlaka ifade verecek, gerekirse gözaltına alınacak, tutuklanacak, yargılanacaktır. Daha cenazeler yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden devletin en tepesinden iş yeri sahibine açılan ve daha sonra da basınla paylaşılan telefon soruşturmayı başlamadan soruşturmaya istikamet verme yönündedir. Biz bunları Soma'da çok gördük. Bir iş cinayeti varsa, bir iş kazası varsa taziye aileye, sendikaya, kaymakama, valiye bildirilir. Ama devletin başı bu kadar erken bir telefonla adeta savcılara doğrudan tanırım, yakından tanırım, ilişmeyin demektedir. Bu hayatını kaybedenlere ve oradaki mağdur ailelere ve yaralı olan mağdurlara karşı da hak kaybettirici, son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. İkinci durum, oranın sahibinin, iş yerinin sahibinin MÜSİAD Sakarya temsilcisi olduğundan MÜSİAD Genel Başkanı gelmiş ve maalesef MÜSİAD'ın Twitter hesabından paylaşılan bir moral yemeği vermiştir. Kime? İş yeri sahibine. Siz taziye yemeği verilmeden, cenazeler topraklarına kavuşmadan ve o evlerde taziye yemekleri yenmeden fabrikanın sahibine moral yemeği neyin nesidir? Neyin nesidir? Bu fevkalade yanlış bir iştir, ayıplı bir iştir. MÜSİAD gibi iktidara yakın bir örgütlenmenin genel başkanının da gidip orada bulunmasının gayesi görülmektedir. Ve elbette Süleyman Soylu. Ne kadar büyük bir telaş bu kardeşim ya. Biz o iş yerini 3 ay önce denetlemiştik. Yeterli mi? Biz Soma'daki denetimleri de görmüştük. Soma'da iş kazasına sebebiyet veren şey denetim zafiyetidir. Ama denetimler hep zamanında yapılmıştır. Ama gidenler bellidir, gelecekleri bellidir, hazırlıklar bellidir. Ve burada da Süleyman Soylu'nun açıklamasında da suçun örtülmesi ve suçluların telaşının izleri vardır. Bu kadar erken hamleler yapmak, örneğin konunun soruşturulacak olan jandarma ya da polis, onların kriminal daireleri, hepsinin bağlı olduğu yer Süleyman Soylu iken
Biz orayı 3 ay önce denetlemiştik. Bak sen. Bırak da buna müfettişler karar versin. Bırak da bu tespitleri kim yapması gerekiyorsa o yapsın ama bu konuda katiyen hem idari konuda hem de yargı alanında vesayet oluşturacak ve üzerlerinde istikamet verecek bir takım davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Yapılanların tamamı son derece kusurludur, son derece ayıplıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 kişilik bir heyetle oradayız. Ancak bunu takip etmeye gerek mecliste gerek davalar sürecinde ve bugünkü tutumların nelere vardığını izlemeye ve bu konuyu alelileştirmeye, deşifre etmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu konuda 25 Ocak 2018 tarihinde 1695 sayıyla Meclis Başkanlığı'na teslim ettiğimiz ve 2 Şubat'ta İçişleri Komisyonu'na ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevk edilmiş bir kanun teklifim var. Kanun teklifimin özeti havai fişeklerin yasaklanmasıdır. Üretiminin kısıtlanması, Türkiye'de bugünkü anlamda kullanımlarının neredeyse tamamen yasaklanmasıdır. Havai fişek lobisi bu kanun teklifinden çok rahatsızdır. O lobinin %95'lik ağırlığı gücü Sakarya'daki patlayan fabrikadır. Bundan 2,5 yıl önce meclise sunduğumuz havai fişeklerin üretiminin kısıtlanması ve Türkiye'de kullanımının yasaklanmasını bir kez daha buradan hatırlatıyoruz ve bu teklifimizin arkasında olduğumuzu yüce meclise ve meclisteki tüm milletvekillerine ve gruplara bir kez daha hatırlatıyoruz. Değerli basın mensupları, ne işimiz var burada? Cumartesi bugün, yarın pazar, belki pazartesi gününe kadar burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü Anayasa Komisyonu çalışıyor. Çünkü iki ayı aşan bir süre önce bir bahane bulunarak barolara müdahalenin ilk işaretleri verilmiş ve sürekli fikirler değiştirilmiş ama şu ana fikirden vazgeçilmemişti. Biz bir şekilde barolarda hakimiyet sağlamalıyız. O geçen hafta çoklu barolar ve baroların delege sayılarını değiştirmek üzerinden somutlaştı, vücut buldu, komisyona geldi. Şimdi de komisyonda görüşülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi 131 milletvekiliyle 3 grup halinde salonda, mecliste ve istirahatte olan 3 grupla 3'er saatlik dönüşümler halinde bu kanunu takip etmektedir. Üzerinde konuşmaktadır. İç düzlükten gelen haklarını kullanmaktadır. Biz usul yönünden 3 itirazda bulunduk İSAC'a. Bir toplantının saati olur toplantı yapabilmek için. Yeri olur, katılımcıları olur. Saati iç düzlüğe aykırı bir şekilde 48 saat beklenmeden işte 36 saat gibi bir sürede toplantı başlatıldığı için. Yeri geniş salonlar olduğu ve o salonlarda hepimiz bulunabileceğimiz halde küçücük bir salona sıkıştırıldığı için ve katılımcılarında baroların kanunları değişirken baro başkanları olmadığı için itiraz etmiştik. 2,5 saatlik usul tartışması sonucunda reddedilmişti ve baro başkanlarını 7 baro başkanının yazılı talebi olduğu halde Bülent Duran burada konuşuyor ama 7 baro başkanı görüşmeler yapılmadan önce başvurmuş. Komisyon başkanlığı katılımlarını reddetmiş. Biz Barolar Birliği'ni dinleyeceğiz bu konuda. Demiş onlar da genç bir avukat hanımefendiyi yolladılar. O da dün Barolar Birliği'nin görüşlerini birinci maddede ifade etti. Ama baroların ortadan kaldırıldığı, baroların bölündüğü yerde, Barolar Birliği'ni bölen yok ki. Barolar Birliği'ni makbul başkanları, iktidara için makbulleşen başkanları yeniden kazanabilir mi diye baroları bölen, parçalayan, baroları un ufak ediyorlar. Baro başkanları Çankaya Kapı'da, dün adliyede onlara yapılan kötü muamele son derece utanç vericidir. Şimdi de Çankaya Kapısı'nın önünde çok sayıda baro başkanı, siz de izlediniz, direniyorlar ancak bu kampüse alınmıyorlar. Alınmadıkları gibi meclis başkanlığının son günlerini yaşayan ama
yeniden meclis başkanlığına aday olan Mustafa Şentop korkunç ifadeler kullanıyor, utanç verici ifadeler kullanıyor. Şöyle bir ifade kullanmış. Diyor ki, idare amirlerinin giriş kısıtlamasının uzatılması yönünde karar aldılar. Kararı tekrar okudum. Baktım, baro başkanları için de bir istisna söz konusu değil. Şimdi bu öyle bir ifade ki, meclis başkanı ironi yapıyor. Kapıda savunma mesleğinin temsilcilerinin seçilmiş temsilcileri var. Kendisi de bir anayasa tarihi hocası olduğu halde kendi meslektaşlarına, kendi öğrencilerine, belki sıra arkadaşlarına, belki kendi öğrencilerine alay eden bu ifadeleri kullanıyor. Bakın değerli vatandaşlar, bu Mustafa Şentop'u tek başına dinlediğiniz zaman bunlar bazen yalanı doğru gibi anlatıyor. Diyor ki, baktım diyor, baro başkanları için bir istisna yok. Peki Sayın Şentop, aynı gün baro başkanların alınmadığı günden bir gün önce bu meclisin tarım komisyonuna avlanma sınırları değişiyordu Türkiye'de. Avlanma alanları Avcılar Derneği'nin başkanı çağrıldı mı çağrılmadı mı? Avcılar Dernek Başkanı, Avcılar Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol geldi, tutanaklarda var. Saatlerce toplantıya katıldı ve avcıların haklarını savundu. Çok ağır şeyler söyleyeceğim. Meclis başkanlığı makamından dolayı kayırıyorum kendisini. Ama bu kadar gerçek dışı bir ifade olur mu? Diyor ki, baktım baro başkanları. Evet. Peki avcılar istisna mı, onu söyle. Sen avcıların başkanını al içeri, kendi meslektaşlarına orada bu zulmü yap. Ayıptır. Utanç vericidir. Ve sadece kullanılan bu ifadeler niçin Sayın Şentop'un hukukçuluğu da anayasayı koruma ve kollama görevini de meclis başkanlığını da taşıyamadığının göstergesidir. Sadece bu ifadeler. Hiçbir yerde yazmaz. Meclis başkanı yalan söylemez diye. Neden yazmaz biliyor musunuz? Bu makama gelmiş birinin yalan söylemeyeceğini doğal olarak kabul etmiştir metinler. O yüzden anayasalar meclis başkanının sahtekar olamayacağını, yalan söylemeyeceğini, gözünün içine baka baka yanıltmayacağını düşündüğünden yazmamış. Yazılmamış diye yapmamak lazım Sayın Şentop. Yazılmıyor diye yapmamak lazım. En sonunda yazdırırsınız, Türkiye'ye utanç olur. Baro başkanları istisna değil diyor, tutulmamış, okudum yazıyı diyor, alay ediyor. Avcılar Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol istisna mı, o yüzden de sokuyorsunuz? Baro başkanını sokamıyorsunuz. Ayrıca 11 Haziran 2020 günü aynı yasak varken bu meclise 5 çuval evrak soktu. Ve 5 çuval evrakta CHP'yi kötüleyen, Atatürk'ü, İnönü'yü, Ecevit'i kötüleyen, Özal'ı kötüleyen, Demirel'i kötüleyen bir dergi dağıtıldı burada. Sonra efendim dikkat etmemişiz, içeriğine bakmamışız. İstisna mıydı o dergiyi dağıtan soytarının buraya sokulması? Bu Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanlarına hakaret eden evrağı dağıtacak soytarıyı buraya sokmak istisna kapsamında, baro başkanları kapıda beklesin. Gerçekten kabul etmek ve bunun karşısında sessiz kalmak mümkün değil. 81 ilde 80 baro var Türkiye'de. 80'inin de karşı olduğu bir yasa görüşülüyor. Ancak ve ancak meclis bu ayıbı taşımaktan hiçbir şekilde geri kalmıyor. Tabii bir yandan bu tartışma sırasında birkaç husus var öne çıkan. Bunların yanıtlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yine koca bir yalan. Diyorlar ki barolar büyüdükçe katılım oranı düşüyor seçimlere. O yüzden baroların sayısını, üye sayısını azaltalım ki katılım oranı artsın. Vallahi bunların doğru bir yalan bitmeden doğruyu söylemedikleri pratiğini bilmesem dönüp bakmayacağım rakamlara. Ama biliyorum ki yalan bitmeden doğru konuşmaya başlamazlar. Döndüm baktım, İstanbul Barosu'nun katılım oranı %64,5. Ankara'nın %73,5. İzmir Barosu'nun %72. En büyük barolar. En küçük baroya baktım. Bakalım neymiş dedim. Ve
En küçük baroya baktığımda Gümüşhane Bayburt Barosu'nun seçime katılım oranı %55. En küçük baro. Ne diyorlardı? Barolar büyüdükçe katılım oranı artıyor. Büyük baroda 74, Bayburt'ta 55. Hani hukukçular yapıyor ya, tanık sizindir efendim. Daha ne diyeceksin? Kendi kanıtı kendini yalanlıyor ya. Diyor ki ben bunu söyleyeyim, nasılsa dönüp bakmazlar. Bakılmayınca da sanki bu yalan doğruymuş gibi algılanıyor. Bunu düzeltmek lazım. Tabii sonra diyorlar ki katılım oranları düşük. Öyle olunca bu baro başkanları bir sürü avukatı temsil ediyor ama arkasında gerçekte avukat yok. Tartışmanın başladığı baroya bakalım. İstediğinize bakalım da Ankara Barosu'nu hedef almışlardı. Baro Başkanı Elinç Sağkan tüm üyelerin %47'sinin oyunu almış. Aldığı oy katılım oranını da hesaplıyoruz. Yani bütün üyeyi aldığı oya bölünce %47. Bunu az mı buluyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan şahsım tüm seçmenin %44'üyle görev yapıyor şu anda. Katılım olanı 85, %51 oyla seçilmiş, 51,5 %44'üyle seçmenin görev yapıyor. Yani baro başkanlarının meşruiyeti Recep Tayyip Erdoğan'ınkinden fazla. O yüzden diyorum, söyledikleri sözün arkasında gerçek rakam neymiş diye bakmak lazım. İki kanıt, ikisinde de baltayı taşa vurmuş durumdalar. Barolar siyasileşir diyoruz. Hayır, şu anda siyasileşmiş diyorlar. Diyoruz ki böyle bir barolar birliği kanunu yaparsanız iş şuna döner. Ak avukatlar barosu, milliyetçi avukatlar barosu, sosyal demokrat avukatlar barosu. Baroların amblemlerinde rabiyalar, kurtlar, kuşlar uçuşur. Altı oklar olur, güneşler olur, zafer işaretleri olur baroların ambleminde. Yanlış olur diyoruz. Ama buna hayır canım, esas şimdi siyasi diyen Bülent Duran'ın dünkü ifadesini ibretle okuyalım. Haftaya genel kurulda bu görüşmeler nihayete ererse yapacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul Barosu'ndan bu başkanın bu tavırlarından dolayı istifa ederek ilk kurulacak baroya üye olmayı ben başlatmak istiyorum. Bakın ne demiştik? Siyasileşecek. Bir partinin grup başkan vekili. Ben Kemal Bey'i temsil ediyorum. Bülent Bey de AK Parti'yi ve genel başkanını temsil ediyor. İlk işi ne olacakmış? Barodan istifa edip yandaş baronun ilk üyesi olacakmış. Kurulacak ilk paralel baroya üye olacakmış. Nasıl? Daha kanun komisyondayken siyasileşmedi mi yeni kurulacak baro? İstikameti gösteriyor. Biz AK Partili olarak bu baroda olacağız diyor. Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi bir başka baroda olacak. Ha belki onlar tabii derler ki AK Parti'nin barosu bizim de baromuzdur derler. Ülkücü avukatlar içine sindirirlerse giderler, sindirmezlerse başka bir tavır içinde olurlar. Ama hemen bakın ne konuşmaya başladık. AK Parti'nin barosu, MHP'nin pozisyonu, öbürleri ne olacak? Tam da Bülent Duran'a bir cümle kur, bütün tezlerimizi doğrula deseydin bu cümleyi kurardı. Bir cümle, bir destek istiyorum senden. Bu kadar mevkidaşız Bülent Duran. Bir cümle kur, beni haklı çıkar deseydin bu cümle kurulurdu. Bu kadar net şekilde ortaya çıkmış durumda. Son olarak biraz dışarıdayız ve rüzgar ortamında dikkatli gitmek gerekiyor sayfalardan. Son olarak içeriden başta görüntü alıyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz ya. Gerçi Ali Şeker arkadaşımızın Şeker TV'si büyük bir boşluğu dolduruyor ve onun üzerinden bütün Türkiye buraları izleyebiliyor. Ama bana içeriden bir izlenim ver deseniz şunu söylerim. Bazı rakamlar okununca AK Partililer dizlerine bakıyorlar. Böyle dizlerine bakıyorlar. Şunu bir izah edin deyince. Antalya Barosu'nun 4757 avukatı var. Getirdikleri sistemle 4 delegesi olacak. Çünkü 5000'i geçince yeni baro kuruyorsun, kuramayacak. 4757 üyesi var, 4 delegesi olacak. Ardahan'ın 48 delegesi var, onun da 4 olacak. Tunceli'nin, düzeltiyorum,
Tunceli'de toplam 42 tane avukat var, 4 delege yollayacak. Ardahan'da 48 tane avukat var, 4 delege yollayacak. Antalya'daki 4.757 avukat 5 delege yollayacak. Pardon, o da 4 delege yollayacak. 42 avukatın iradesiyle 4.700 avukatın iradesi eşit. Yani yeni yaptıkları sistemde Antalya'daki 100 avukat Ardahan'daki bir avukat etmiyor. Etki açısından. Delege yollama açısından. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi memleketi Rize'de 181 avukat var. 4 delege. İzmir'de 9.600 avukat var. 5 delege. O zaman Recep Tayyip Erdoğan yakında şöyle yapar. İzmir 5 milletvekili çıkarsın, Rize 4 milletvekili çıkarsın. Aynı hesap değil mi? Aynı hesap. Buraya sen temsilci yolluyorsun, millet yolluyor. Oraya da avukatlar temsilci yolluyor. Öyle yapın. Vatandaşa şunu söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın barolara yaptığı iş şu. Rize'den 4 milletvekili, İzmir'den 5 millet. Efendim bir tanesinin nüfusu onun 10 katı. Olsun. Bak burada Rize'deki avukat sayısının tam 62 katı avukat var İzmir'de. Biri 4 delege, biri 5 delege. İçine siniyor adamların. Apartmanda yönetim olsanız 12 daireli bir apartmanda 11 daire bir oy, 12. daire toplam 12 oy diye söylense kabul eder misiniz? Recep Tayyip Erdoğan diyor ki benim dairemin oyu güçlü olsun. Senin de bir dairen var, benim de bir dairem var. Benimki güçlü olsun. Kararları ben vereyim. Bu durumla karşı karşıyayız. Ve tabii benim verdiğim örnek Tunceli Antalya eşit delegesi olduğu için 100 kat fazlaydı. En trajik olanını söyleyeyim. İstanbul'da 46 bin avukat var. 13 delege çıkaracak yeni sistemde. Eskisinde 150'nin üzerindeydi. Ardahan'da 48 tane avukat var. 4 delege çıkaracak. Oranladığında 10 avukata 1 delege yollanırken 3000 avukata 1 delege yollanıyor. Yani 300 kat fark var. İstanbullunun oyunun değeri Ardahan veya İç Anadolu'daki küçük baroların her birisinin, işte Batman'ın, Siirt'in, bütün küçük baroların her birisinin oyu birken, 300 değerdeyken İstanbul'dakinin değeri bir. Sanki İstanbul'daki avukatlar bu memleketin avukatı değilmiş gibi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biz komisyonda direnmeye, bunları anlatmaya, bu soruları sormaya ve cevap alamamaya devam edeceğiz. Soruyoruz, cevap veremiyorlar. Konuşuyorlar, başka meselelerden bahsediyorlar. Çok az söz kullanıyorlar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 131 milletvekiliyle bu mücadelesini sürdürmeye, baro başkanlarıyla da anlık olarak orada en az 4 arkadaşımız, bazen çok daha fazla arkadaşımız oluyor. Baro başkanlarının bu direnişine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayalım. Efendim, Sayın Bahçeli'nin az önce çok sert bir yazı açıklaması oldu. Daha çok CHP'yi de ilgilendiren Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye son seçimlerde %11,9 oy almış bir partinin partinin altında yönetiliyor ifadesine. Bugünkü CHP FETÖ'nün geçim kapısı, bugünkü CHP FETÖ'nün yatırıp yiyen ağzıdır. İlk CHP'nin gölgesinde kuruyup giderken HDP ilk sert yapmaktadır. Benzeri çok sert açıklamalar var. Bu bir. İkincisi de bu baroların eylemleriyle ilgili olarak hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır şeklinde bir gözdağı cümlesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de sarayda açıklanmış bu metni Sayın Bahçeli'den 15 dakika kadar sonra ben de okudum. Ve ben de inceleme imkanım oldu. Dil saray dilidir. Bütün ifadeler, iftiralar, hakaretler yıllardır sarayın dehlizlerinde demlenmiş ifadelerdir. Sayın Bahçeli tarafından da çekinilmeden prompterden okunuyordu. Şimdi yazılı olarak okuyoruz. Ben de kendisinden 15 dakika sonra haberdar oldum bu ifadelerden. Birincisi şunu söyleyeyim. Sayın Bahçeli diyor ki davul tokmak metaforundan rahatsız olmuş. Davul birinin sırtında, tokmak birinin elinde diyor. Ve bununla ilgili diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hasbi
harbi ve haysiyetli diyalog üzerinden kuşku uyandırmayı hedefleyen bu açıklama demek istiyor. Devam ediyor, daha uzun uzun söylüyor. Ya aralarında hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog varmış. Vallahi benim hatırladığım diyalog aralarında şöyle gidiyordu. Bütün AK Partilileri Haliç'e atıp üstüne Türkiye'deki bütün deterjanları döküp üç su yıkasa da arınmıyordu. Ve diyordu ki Bilal'i vermeden hükümet kurma yetkisini alamazsın diyordu. Bu Türkiye'de herkes cumhurbaşkanı adayı olur, bir tek sen olamazsın diyordu. Ve cumhurbaşkanına da burada haysiyetli demiş ilişkilerine, orada tam bunun tersini söylüyordu. Ağza alınmayacak küfürler söylüyordu. Karşısında da ağza alınmayacak laflar duyuyordu. Biz bugüne kadar öyle bir diyaloğu bir tek Tayyip Erdoğan'la Bahçeli arasında gördük. Biz kimseye çocuğu olmadığı için zürriyetsiz demedik, demeyiz, denmesini ayıplarız. Bu sözleri Bahçeli'ye, Sayın Bahçeli'ye söyledi Erdoğan. Biz ayıpladık. Sayın Bahçeli Erdoğan'a dünyanın en ağır hakaretlerini etti. Biz şaşa kaldık. Şimdi diyor ki aramızda hasbi, harbi, haysiyetli diyalog var. Ben ne diyeyim? Dünkü diyaloğa bakınca bugün vardığınız yere insan bir şey söyleyemiyor zaten. Yarın ne yapacağınız belli değil ki. Birbiriniz hakkında söylediğiniz sözler. Dün en ağır sözleri söylediğine bugün övgü düzene ne diyeyim ben? Ne değişmiş ki Recep Tayyip Erdoğan'da? Ya da ne değişmiş ki Sayın Devlet Bahçeli'de? Ama bu değişimi 15 Temmuz sonrasında diyor biz bunu değiştirdik. Ay işte burada şahitlerim burada. Soruyu soran değerli basın mensubu da, diğerleri de, bütün kameraman arkadaşlar da. 15 Temmuz'dan 4 ay önce 9 Mart günü ben bu kürsüye çıktım. Meclisin içerideki salondaydık hep beraber. Devlet Bahçeli iktidara selektör yapıyor dedim. Selektör. Dedim mi demedim mi? Dedim. Ne dediler? Bizim selektör yaptığımızı söyleyenler dediler. Bana dün bir araba laf söylediler. Darbeden 4 ay önce Devlet Bahçeli Erdoğan ne düşünüyorsa ortaya koymalıdır. Bu konuşulmalıdır. Milliyetçi Hareket de bu konuda tutum sergi diyerek o sert sözler yerine selektöre başlamıştı. 9 Mart'taki selektörden 14 gün sonra 23 Nisan'da Sayın Bahçeli meclisin açılış konuşmasına geldi. Cumhurbaşkanını böyle selamladı, karşı selamı aldı ve onu Sayın Cumhurbaşkanım diye selamlayarak söze başladı. Yani o eski kavgalar, eski hakaretler 9 Mart'taki selektörden ve 23 Nisan selamlaşmasından birlikte yol yürümeye başladılar. Şimdi bu büyük savrulma, bu büyük U dönüşü neyle gerekçelendiriyor? 15 Temmuz'la. Bu tamamen yaşadığı savrulmaya bahane uydurmaktır. Başka bir şey değil. Biz bunu 3 ay, 4 ay önceden burada kayda geçirdik. Sayın Bahçeli kendisi de milletvekilidir. Grup başkan vekilidir. Bir dilekçeyle Özgür Özel'in 9 Mart tarihli darbeden 4 ay önceki basın toplantısının CD'sini alabilirler meclisten. Satır satır biliyorlar, kelime kelime de cevap vermişlerdi o zaman. Sonra Sayın Genel Başkan demiş ki Türkiye son seçimlerde %11.9 oy almış bir partinin tahakkümü altındadır. Buna saldırıyor. CHP zorda diyor. Ve Türkiye'yi yöneten diyor. Hamdolsun diyor. Sağlam ve milli bir irade, hükümet sorumluluğu üstlenmiştir. Bakın Sayın Bahçeli sağlam irade, milli irade sözleri Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasındadır. Tayyip Erdoğan'ın resmi altına sağlam irade yazıyorlardı. Tayyip Erdoğan'ın resmi altına milli irade yazıyorlardı. İstanbul'da yüzlercesini, binlercesini astılar. Resmi seçim kampanyalarının afiş sloganlarını kullanıyor. Sonra ben deyince Bahçeli'nin açıklamaları sarayda hazırlanıyor. Prompterların kablosu saraya gidiyor. Deyince diyorlar ki böyle bir şey yok. Ne demek sağlam irade? Ne demek milli irade? Türkiye'yi diyor ki bu diyor MHP %11.9'da tahakküm kurdu diyoruz. Bunlar diyor doğru değildir. İsnat ve ifadesi hayasız bir uydurmadır. Sahibini hüsrana uğratacak bir yalandır. Türkiye'yi yöneten kişi bellidir. Hamdolsun sağlam ve milli bir irade hükümet sorumluluğunu üstlenmiştir diyor. Yani
Erdoğan'ın seçim kampanyasının sloganlarını buraya taşıyacak bir açıklamayla karşı karşıyayız. Sonra da diyor ki CHP zorda. Bakın arkadaşlar, esas bu saldırganlığın sebebini gösterelim. Dumanı üstünde dün yayınlanmış, Bahçeli'nin son seçimdeki alacağı oyu da tam bilmiş, ondan öncekinde de bilmiş bir anket firması. Firmada resmen var, bütün partilere de dağıtılıyor. Türkiye'de biliyor, burada ismi de yazıyor. Her ay açıklama yapıyor ve bunun gibi bütün anketler de bu firmayla paralel zaten, her gün benzerlerini. Bu pazar milletvekili seçimi olsa ne yaparsınız? Geçen ay 33'tü AK Parti, bu ay 30.3. 30'a düşmüş. MHP 6.2. Sayın Genel Başkan son seçimi söylerken bugün MHP son seçimde aldığı oyun 6.2 altında. Bu seçim bu ay aynı firmada AK Parti 3 puan düşerken CHP'de 3 puanlık yükselme var. MHP'deki eriyiş sürüyor. Zorda olan birisi varsa %6'lara nereden çıktı %6? Görmeyin bunu. Kapayın gözünüzü. Seçim barajını 10'dan 5'e indirelim diyorlarsa Devlet Bahçeli ancak 5 kurtarıyor demektir. Biz bunu geçmişten biliriz. Sonradan ittifak kanunları falan filan başka yöntemler bulunmuştu. Bunun dışında partimize yapılan, biraz önce sayın basın mensubu arkadaşımızın sorduğu kısım, bugünkü CHP diyor, sayıyor arkasından bütün terör örgütlerin isimlerini. Değerli arkadaşlar, terörle mücadelede altın kural. Terör örgütünün adı anılmaz. Eskiden hiç anılmıyordu. Sözde terör örgütü. Bir ara andılar. Örneğin son haftanindeki şehit haberleri verilirken, şehidin CV'si okunurken bile dikkat ettim. Orada da terör örgütü diyordu. Hatta üç harfli terör örgütünün kendi kısaltmasını değil, BTÖ, bölücü terör örgütü diye okuyorlar. İsmini anmıyor ki. Yaptığı eylem onun adını bütün Türkiye'ye duyurmasın diye. Ama öyle anlaşılıyor ki son günlerde ne bölücü terör örgütünden ne paralel devlet yapılanması içinde olduğu söylenen Amerika'da başının bulunduğu terör örgütünün atlarından söz ettiremiyorlar. Son günlerde yoktu, son 3-5 günde bir şey. Herhalde yarın Sayın Bahçeli'ye teşekkür ilanı verirler. Hepsinin adını almış yine. Bütün terör örgütlerinin adını almış. Ne lüzum varsa ne yapacak? CHP ile ilişkilendirecek, İYİ Parti ile ilişkilendirecek. Onlara ipsiz diyor, bize sapsız diyor, ona bir şey diyor. Sonra bütün terör örgütlerini sayıyor. Bundan biz alıştık, bu bize zarar vermez. Hamdolsun çok da iyiye gidiyor bizim tarafta işler. İttifakta da iyiye gidiyor, partide de iyiye gidiyor. Sen kendi derdine yan da bu terör örgütlerine bu kadar reklamını yapacak söylemlerden uzak durmakta büyük fayda var. Barolara söylediği ağır sözler var. Buraya şunu söylemek lazım. Bizim milletvekillerimiz baroları ziyarete gidiyor. Memleketlerinde de gittiler, şimdi de gidiyorlar, bundan sonra da gidecekler. Allah kimseyi baro değil de baron ziyaret edenlerden yapmasın. Baro ziyaretinin izahı var seçmene. Ama baron ziyaretinin yok. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı Zindaşti denen baronu serbest bırakılmaktan dolayı artık hakkında iddianame olan, hakkında dava açılan bir cumhurbaşkanı yardımcısını taşımaktadır. Diğer taraftan da Türkiye kimlerin cezaevinde baronları ziyaret ettiğini görmüştür. O yüzden barolara dünya kadar söz söyleyip onlara dünya kadar hakaret etmek kendi siyaset yaptığı alandaki o baro mensuplarına da hakarettir. Barolara karşı kullanılan bu özensiz, bu iftiracı, bu fevkalade küfürbaz dili de kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Baronların değil, baroların yanında durmak gururumuzdur. Sayın Bahçeli, bir tek senden cumhurbaşkanı adayı olmaz bu Türkiye'de dediği Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin adayı yapmıştı. Partisindeki bir genel başkan adayı, değerli bir
hanımefendiyle rekabet etmemek için savrulmuş, partisini savurmuş, kurultayı saray desteğiyle iptal ettirmiş, partiyi ortadan ikiye yardırmış ve bir siyasi partinin saraya ve Bahçeli'ye itiraz partisinin ortaya çıkmasını sebebiyet vermiş ve bir siyasi parti meclise yeni bir grup ve yeni bir genel başkan çıkmasına ön ayak olmuştu. Kendi partisindeki durumu için bir başka siyasi parti doğmasına, bir genel başkan olmasına, bir başka siyasi partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olup kendisi aday olmamasına sebebiyet veren ve bunu hazmedebilen birinin şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını altın bir fırsat olarak görmesi gerçekten önemlidir. Sayın Bahçeli'ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP'nin iktidarıdır. Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP kurultayında Sayın Bahçeli'ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız. Kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrenmiş olduk. Buyurun Kemal Bey. O onu doğru. Şimdi bu ülke maalesef 18 yılın herhalde son 10 yılında bir siyasi paranoya ile yönetiliyor. Ve şimdi o siyasi paranoya ya Sayın Devlet Bahçeli de ortak olmuş. Çünkü yazılı olarak yolladığı ifadede Gezi'ye de bir saldırı var. Oysa Sayın Bahçeli'nin Gezi sırasında tahmin ediyorum 8 Haziran günü Gezi olayları devam ederken yaptığı basın açıklaması var. Basın açıklamasında çevre duyarlılığından, gençlerin dilinden anlamaktan, itiraz edenleri kafa kuvvetle bastırmaktan bahsedip daha sonra da eğer bu mesajı alırsan alırsın, almazsan her diktatör gibi sana haddini bildirirler demekti. Sayın Bahçeli'nin 8 Haziran tarihli Gezi olayları sırasındaki basın açıklaması Gezi'yi anlayan ve mesajı anlamayan Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan bir açıklamadır. Hadi 15 Temmuz Devlet Bahçeli'nin başka konularda fikrini, Gezi ile ilgili fikrini nasıl değiştiriyor? Gezi'de yaşanıyor. O dönemde Sayın Celal Adan şu anda da MHP milletvekili olan dönemin İstanbul İl Başkanı ile birlikte ve yine şu andaki bir genel başkan yardımcısı ile birlikte Gezi'yi ziyarete gidiyorlar. Ve Gezi olayları sırasında MHP'nin tutumu Erdoğan'ı diktatörlükle ve barışçıl taleplere orantısız güç kullanmakla suçluyorlar. Şimdi ne oldu da sen Gezi'ye bir şey söylüyorsun? İkincisi rüyalarında sarı yelekliler görüyorlar. Sarı yelekliler, sarı yelekliler. Fransa'da sarı yeleklilerin toplumsal ayaklanmasını kendilerine paranoya yapmışlar. Merak etmesinler. Biz onları zaten sandıkta geldikleri gibi göndermesini biliriz. Ama Türkiye'de anayasada kimse eline silah almadan, şiddet çağrıştırmadan, kamu düzenini bozmadan ve önceden haber vermeksizin Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı vardır. Bu hakkın kullanılmasını bir imkansızlık ve kullanıldığında kullananları pişman edeceğiz diye kullanılan ifadeler anayasaya aykırı ifadeler. Bizim ne sarı yeleklilerden ne bir başkasından bir beklentimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunları ilk seçimde alaşağı ediyoruz zaten. Ama sarı yelekliler sarı yelekliler denerlerse pişman olurlar. Bu anayasada yazan bir hakkın kullanılmasına karşı bir başka şiddet tehdididir. Bu da anayasa ihlalidir. Aslında bu ifadeler Cumhuriyet savcıları tarafından reysen harekete geçilmesi ve anayasayı anayasal bir hakkın kullanımına karşı şiddet önermesi gerçekten Cumhuriyet savcılarının konusudur. Herhangi birisi söylese. Ama bir lider çıkıyor bunları söylüyor. Bu da bambaşka bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
ne sarı yeleklilerden ne Milliyetçi Hareket Partisi gibi karşısındaki işte ak siyasetçilerden bir beklentisi yoktur. Benim ne Sayıştay'a sokulacak genel başkan yardımcılarımın yakınları var, ne devlet kadrolarına sokulacak birileri var AK Parti sayesinde, ne de AK Parti'den icazet alarak yapacağım açıklamalar var. Bizim temasımız milletle, hedefimiz de iktidardır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.